benim aslanım, oh benim güzel yüzüm. Ne güzel sevgisi, ne güzel imanım, ne güzel samimiyetim. Dünyada Allah imtihanı adaletle yaratıyor, aklın ihtiyarını alacak. Hiçbir şey, hiç kimseye olmaz. Peygamber de olsa Allah adaletten şaşmaz. Mesela bir peygambere mucize veriyor. İnsanlar zannediyor ki ya diyorlar Allah bana da verseydi şöyle olurdu, böyle olurdu. Değil. Yani Hazreti İsa'ya verilen mucizeler akıl durduracak gibi. Ama bak talebelerinde imanından şüphe ediyor. Yani aklın ihtiyarını kalkmadığını oradan görüyoruz. Peygamberlerde de aklın ihtiyarı kalkmaz. Hatta Allah peygamberlere söylüyor, bak diyor, eğer şüphe ediyorsan, eğer içine bir kuşku geliyorsa onu kitap ehline de sorabilirsin. Yani buradaki ifadeden de anlaşılıyor ki imtihan her yerde var. Dolayısıyla Hazreti İsa ile Adem'in durumunu zaten Cenab-ı Allah birbirine benzetiyor. Mesela Adem nereden geldi? Cennetten geldi. Geldiği yeri bilir mi? Bilmez. Çünkü imtihan ortamı. İsa aleyhisselam geldiği yeri bilir mi? Gelmez. Çünkü imtihan ortadan kalkar. İkisinin birbirine benzediğini söylemesi Kur'an'ın çok açık bir ifadedir. Bak, Adem'in durumu İsa'nın durumu gibidir diyor Cenab-ı Allah. İsa da geldiğini bilmez, Adem de geldiğini bilmez. Eğer bilirse aklın ihtiyarı kalkar. Yani bir rüyadan uyanmış gibi gelir. Yani kısa sürede olayları kavrar. Yoksa tam bildiğinde böyle bir şey olmaz. Evet, benim yakışıklım, güzel ahlaklı maşallah. Azerbaycan gençliği böyle, hep modernler, hep sevecenler, hep İslam'a, Kur'an'a koşan gençler. Hakikaten imanlarında müthiş bir inkişaf olduğu açıkça hissediliyor. Şevklerinin yüksekliğinden anlaşılıyor. Bir de dini anlatanlar hakikaten böyle garip bir kabus anlatır gibi anlatıyorlar. Din bir gerçek olduğu halde, en açık, en sarih, en akılcı gerçek olduğu halde, en somut delillerle Allah tarafından insanlara sunulduğu halde, hayatın en büyük nimeti olduğu halde, İslam dinini insanlara böyle bir bela topluluğu, bir bela hayatı, bir felaket kumkuması gibi aktarmaya kalktıkları için, İslamiyet'in adını duyan dehşete kapılıyor. İslamofobi denilen olabiliyorsunuz. İslam'ı yaşamak isteyen insan, gençler de çok korkuyorlar. Diyorlar 60-70 yaşımızda falan yaşayalım. Yani sürüneceği kanaatinde zaten mahvolacağını biliyor. 60-70 yaşında zaten ölmüşüm ben diyor. O zaman diyor işte sürünüyorsam o şekilde devam ederim diyor. Zaten 60-70 yaşına gelince de çeşitli hastalıkları bahane ederek İslam'ı yaşamıyorlar. Yani onu tahmin ediyor zaten, çeşitli hastalıkları bahane ederim diyor. Hakikaten tansiyonu yüksek oluyor, namaz kılamıyorum diyor. Yahut başka eklem rahatsızlıkları oluyor, secdeye kapanamıyorum diyor. Ve böylece geçiştirmiş oluyorlar bahanelerine. Boş yere İslam'ı korkunç gösterdiler. Bu şeytanın bir oyunuydu. Dini korkunç göstermek için yapmadık oyun bırakmadı şeytan. Hem Darwinist materyalist sistemle yaptı, hem de gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıyla, yani cübbelinin kafasındaki İslam anlayışıyla gençler iki tarafta muazzam sıkıştırıldılar ve dini inkar noktasına kadar getirmişlerdi. Ama Allah'a çok şükür biz devreye girince Kur'an Müslümanlığı gürül gürül ışık gibi doğdu. Güneş gibi doğdu. Nerede oyun oynasalar tak hemen karşılığını indiriyoruz. Bak Fatih Altaylı dün dedeleri toplamış. İşte biz tesadüfen geldik ortaya. Delil? Delil diyor, müzelerde var. Tamam, müzelere gittik, baktık. Belirli eski devirde yaşamış hayvanların fosilleri var hakikaten. Koymuşlar. Bu ne diyoruz? Neye delil? Evrime delil diyor. Neye göre? Ne bileyim ben diyor, yani bana öyle gibi geldi diyor.
Ya kardeşim, gösterdiğim fosillerin hepsi yaratılışı birebir ve tam anlamını ispat eden fosiller. Evet. Sen bize Darwinizmi tasdik eden, evrimi tasdik eden fosil gösterdi. Yok diyor. Yoksa evrim teorisi de yok. Ne uzatıyorsun? En büyük sorun bu zaten diyor. Fosil olmaması diyor. En büyük sorun delil olmaması. Bu teorinin en büyük açması budur beyefendi diyor. Burada çok zorlanıyoruz diyor. Ya sen şaka mı yapıyorsun? Allah delili yoksa bitmiştir zaten. Ya diyor bak, evrimin diyor en büyük sorunu fosil konusunda açmaz olmasıdır diyor. Hakikaten delil bulamıyoruz diyor. O yüzden böyle bilimsel ve gerçek olan bir teoriyi ispatta zorluk çekiyoruz bazen diyor. Dalga geçer gibi ya, alay eder gibi. Ya fosil yoksa bitti. Yoksa yoktur, konu kapanmış. E protein konusuna ne diyor? Şimdiki diyor bilimsel imkanlara göre diyor, imkansız diyor. Yani mutlaka bir zekanın ürünü olması gerekiyor diyor protein oluşması. Yani olamaz diyor. Evrim oluyor mu diyor? Tabii olur diyor. Olmaz olur mu? Kesin bilimsel bir gerçek diyor. Şimdi bunların yakasına ilimle irfanla yapıştık. Bak sinirleri biraz gerilmiş ikisinin de. Var mı filmleri? Evet, internete geçebiliriz herhalde. Ha geçelim, iyi olur. Canlı yayınımızda internetten daha rahat devam konuşuruz. a9hd.com, a9.com.tr, mobil A9 uygulaması, Twitter Scope, A9 TV kamera, YouTube A9 TV hesaplarından seyredebilirsiniz. Fatih Altaylı'nın dil sürçmesi. Yani yarışma kadını nasıl din dörde. Ben bu dili anlamıyorum, bilmiyorum. Uzay dili, efendim? Biz de anlayamadık, evet. Siz de anlayamadınız. Bak kızmış, bayağı bunalmış. Yenilince kızmaya ne gerek var ya? Gerçeği kabul edersin, olur biter. Dede de sinirlenmiş. Dede çok soğuk kanı takılıyordu ama tombik dede, evet. O da sinirlenmiş. Bir sürü Ya dedem bu kadar kızacak değil mi? Eskimiştir değil. Buhar oldu, buhar. Yani Darwinizm öldü. Evrim teorisi öldü, bitti. Mevt. Lamort. Şimdi helva. Helvası mı yiyorsun? Bakıyorum. Efendim sapısına koyuyoruz, doğru. Sapısına koyuyoruz, doğru. Ya kardeşim, bunların çektiği çileyi ızdırabı anlatamam. Bir türlü kurtulamıyor da. Şimdi bak, müzeler var, belirli müzeler var. Toplam en fazla 50-60-70 fosil vardır. Hayvan fosilleri var ve tamamen yaratılışı ispat eden fosiller. Net yani, herkes ittifak halinde. Çünkü mükemmel, kusursuz, simetrik, düzgün, altın oranla yaratılmış mükemmel canlılar. Peki diyoruz, başka fosil var mı? Var diyor, ne kadar? 700 milyon. Nerede? Depoda diyor. E çıkarsan da görsek ne olur ya? Ne mahsuru var? Kardeşim şimdi bak, burada bir acayiplik var. Adamlar saklıyorlar. Şimdi işin ilginç yanı, Türkiye'de de fosiller saklanıyor. Yani müzelerin deposunda
yüz binler hesabıyla fusil var. Ama halka göstermiyor. Gittim, gördünüz mü siz? Yok. Saklanıyor. Yüz binlerce fosil var, saklanıyor, göstertilmiyor. Mesela bu Kambriyen fosillerini 70 yıl sakladılar. Depoda. 70 yıl. Peki başka? Türkiye'de mesela Maden Teknik Araştırmaları Tabiat Tarihi Müzesi var. Burada sergilenen fosiller var ve tamamı yaratılışı ispat ediyor. Tamamı. Şimdi bakın dikkat et. Müzede 100.000 fosil daha var. Nerede biliyor musunuz? Depoda. 100.000 fosil depoda. Göstertilmiyor. Niye? Niye? Çünkü evrim ispat ediyordu onun için. Yani yaratılışı ispat ediyor. Yani evrimin geçersizliğini ispat ediyor. Evrimi bitiriyor. Müze 1968'de açıldı. 50 yıldan beri o fosiller gizleniyor. 50 yıldan beri Türkiye'de. Bak 100 binin üstünde fosil gizleniyor. Maden Teknik Araştırmaları Tabiat Tarihi Müzesi'nde gizleniyor. Bak 100 binin üzerinde fosil. Yaratılışı ispat ettiği için. Evrim teorisini bitirdiği için. Aynısıyla kalmış. Bütün canlı bak. 100.000 canlı fosili var. Evet. Türkiye'de. Aynısıyla kalmış. Fransa'da, Londra'da, Avrupa'nın her şehrinde böyle müzeler var. Ve fosillerin hepsi nerede? Depoda. Gösterilmiyor. Çin'de milyonlar hesabıyla var. Fosil göstertilmiyor. Fosillerin bulunduğu bölgeler askeri bölge ilan edildi Çin'de. Hiç kimse giremiyor. Fosil bulurlar diye ötleri kopuyor. Daha önce serbestti. Şu an askeri bölge olarak ilan edildi. Fosillerin bulunduğu yerlere kimseyi sokmuyorlar. Myanmar'da yasaklandı. Myanmar'da da yasaklandı. Orada da fosillerin bulunduğu bölgeye kimse giremiyor. Ellerinden geçer, yeri havaya uçuracaklar. Yerin altı da fosil kaynıyor. Bir oyundur gidiyor. Dolayısıyla Fatih Altaylı'nın paniği de ondan. Adamları çıkarttı, müzelerde var diyor. Tamam, doğru. Oradaki fosiller neyi anlatıyor? Yaratılışı anlatıyor. E niye anlatmıyorsunuz siz bunu? Ayrıca Londra'daki müzeden bahsediyorsun, orada buradaki müzelerden bahsediyorsun. Depolarındaki o yüz binlerce fosil neden gösterilmiyor? Bir anlayalım ya. Bir anlayalım. Çıkart koy. Göstertilmiyor. Kambriyen fosilleri 70 yıl saklandı, göstertilmiyor. Hepsi yaratılışı ispat ediyor bak. 700 milyon üstünde fosil var. Hepsi yaratılışı ispat ediyor. Evrimi yerle bir ediyor. Dolayısıyla milleti yanlış yönlendiremeyeceklerini bildikleri için ne yapıyorlar? Saklayalım diyorlar. Bunlar çözüm değil. Ben burada olduğum müddetçe bu bir kurtuluş değil. Arkadaşlarım olduğu müddetçe bir kurtuluş değil. Benim kitaplarım dünyada olduğu müddetçe bir kurtuluş değil. Kitaplar ne kadar? 100 milyonun üstünde şu an. 100 milyon kitabı. Bunları yakmaya kalkarsanız Everest Dağı gibi olur. Yakamazsın. Hadi yaktığını düşünelim. Bak 100 milyon kitabı yaktığını. Milyarlarca insanın beynine yerleşti. Evet. Anlattıklarım. Ya adamlar da herhalde kitle halinde itlaf edecek haliniz yok. O zaman bittiniz. Fatih Altaylı sinirlenmeyi bırakacaksın. O Tombik dede de o da sinirlenmeyecek. Sakin sakin doğruyu araştıracaksınız ve öğrenmeye gayret edeceksiniz. Fark ettiğinizi de kabul etseniz güzel olur. Evet. Bir daha göreyim neden sinirlendiklerini anlamaya çalışacağım. Tamam.
Ya gerçekten ben bu dili bilmiyorum yani. Araştırdım sözlükten. Uzay dilleri olarak araştırdık. Orada tam ona hakkında da bilgi yok. Bilmiyorum. Başka? Celal Şengör'ün kendi dili. Bir sürü zıp çık çıkın tüm çık zıp çık çıkın tüm çık zıp çık çıkın tüm çıkıyor işte efendim ben sesli işte falan böyle. Vay benim dedem var. Vay benim dedem var. Sinirlenmiş, sınırlanma, sınırlanma. Sinirleneceğim bir şey yok. Eskimiş değil, yamuldu, öldü. Bak helvasını yiyor çocuklar. Evet. Darwinizm öldü. Darwinizm bitti, helvasını da yedik. Evet. Onu bitti yani. Ünlü bir İngiliz kanalında sizin eserlerinizin etkisinden bahsedilen bir bölüm var, video kesit olarak. Bak helva yemeye devam ediyorum. Ses yok mu? Diğer ekranı gösteriyorum.